Fenerbahçe derbisi de yaklaşıyor 21 Kasım'da Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı kendi sahasında oynayacak. Sence derbiye karşı nasıl bir ilgi olacak ve Galatasaray milli arayı nasıl değerlendirecek? Şimdi şöyle özetleyelim bir Galatasaray stadının durumunu, lokasyonunu. 0-12 yaş hala yasak devam ediyor evet. Melisa. Kapasiteler 9 Kasım itibariyle ki Türkiye Cebeli Tarık arasında oynayacak milli maçlar artık %100'e. E, ulaşacak, ulaşacak yani her taraftar e, her şekilde maça girebilecek ama 12 yaş sınırı var. Bunu niye belirtiyorum? Galatasaray stadyumu bu sezon maksimum rakamı o Lokomotiv Moskova maçına göre 35 bin seviyelerinde. Normalde lig maçlarında 26 bin kontajana izin olmasına rağmen 15-16, hatta kimi maç 11-12 bin kişi geldi. Artık ben burada kulüpten güvendiğim isimlerden de aldığım istihbarat ki benim kafa e, mantımda da örtüştü. 0-12 yaş yasa Galatasaray taraftarının olumsuz etkili. Şimdi doğal olarak kendinizi bir eş yerine koyun. Çocuğunuzu alıp maça götüremezsiniz. Eşinizi alıp maça götüremezsiniz. Çocuğunuz yalnız kalır. E tek başına da Galatasaray'ın stadı bir Beşiktaş'ın stadıyla evet. Fenerbahçe'nin stadı kadar sosyal imkanlara sahip bir stadyum değil. Bu doğal olarak taraftar sayısında bir düşüşe neden oluyor ama performans çok önemli. İşte bir Lazio maçı, Lokomotiv Moskova maçı o biraz yönetimin reaksiyonu artı Fenerbahçe derbisi. Salı günü biletler satışa çıkacak onu söyleyeyim. Hatta salı günü için şöyle bir çalışma var. Kombinelerde satışa çıkacak. %100 kapasiteler aralığı, sezonun geri kalanını lig Avrupa'da kapsayan. Ben artı 45 bekliyorum. Yani 52 bin kişilik stat 45 bini muhakkak geçer. Hedef 52 bin o atmosferi oluşturmak. Ki 2 yılda oldu pandemiden beri böyle evet. uzun. işte en son ben Beşiktaş Galatasaray maçına tribünde bulundum. Orada bir 25-30 bin arasında taraftar vardı. 50 bin kişi muhakkak bir atmosfer yaratır. Galatasaray'ın kesinlikle taraftarıyla farklı oynadığı bir gerçek. Derbide iki senedir hasret olduğumuz o kalabalık ciddi atmosferi nef Stadyumunda göreceğiz bunu söyleyebilirim. Yönetimin de bu yönde hem bilet hem kombine çalışmaları var. Peki Fenerbahçe derbisinde sahada Galatasaray adına biz nasıl bir ilk 11 bir izleyeceğiz sence? Şimdi derbiye daha belki bir hafta var. Evet. Konuşması erken ama bazı şeyler netleşti onu bir ifade edilmişin işin istihbarat kısmında. Beşiktaş derbisi bir kırılma oldu Melisa. Nedir? Taylan, Berkan Çıkaldı. Bu evet. bir üçlü orta saydı. Bu üçlü orta saha Avrupa Ligi'ndeki 2-3 maçta galsa gol yememişti. Yani bu formasyon Avrupa'da iş görüyordu ama Beşiktaş derbisinde olmadı. Beşiktaş'ın yani evet Galatasaray o gün çok kötü bir futbol ortaya koymadı. Penaltı yazsa beraber edecekti ama oyunda biraz e, ipler Beşiktaş'ın evet. elindeydi. Oradaki defansif oyuncu sayısının fazla olması belki de bir kere ben yine tek önlü bir ara Berkan'ı önünde de Çikaldağ'ı bekliyorum. Yani Taylan'ı beklemiyorum. E zaten savunma hattı artık Galatasaray'ın oturdu. Ee, Saşa boyu yetişmiyor. Hala Fransa'da tedavi olduğunu altını çizelim. Sağ bek Yetlin, e, sol bek e, Fana Not, stoperler Nelson Marka, kaleci Mustera, Berkan ve Çikaldağ'ı saymıştım. Sol açığa da Kerem'i yazalım. Yani 8 oyuncu belli. Benim istihbaratım hatta bu programı böyle bir heyecanla gelme mi söyleyeyim. Derbinin hücum attı, hücum formasyonu. Artık hani Galatasaray taraftarının istediği çift e, forvet mi deriz? 4-2-3-1'deki serbest rolü mi deriz? Halil Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed'in ben derbiye birlikte başlamasını bekliyorum. Mustafa Muhammed ileri uçta olacak. Halil Dervişoğlu onun arkasında forvet arkası rolü diyebiliriz. 10.5 numara rolü diyebiliriz. Evet. Arkasında olacak 11.si mi? Artık burada bana görev düşüyor bir hafta içinde. Kera, e, mi olur? Morutan mı olur? Onun cevabını önümüzdeki haftaki taktik çalışmalarda artık Fatih Terim karar verecek. Ama şunu söyleyelim işte. Galatasaray'ın hep haftalar söylüyorum. 12 hafta 18 gol. Golcü katkısını açalım. 4 gol Mustafa Muhammed. 1 gol ne 1 gol Halil. Yani %33'lük bir forvet katkısından bahsediyoruz. Gol sayısı 18. Yani bu rakamın normalde 12 çarpı 2. 20'yi muhakkak geçmesi gerekti. E burada da işte bir formasyon değişikliği çok da mantıksız gelmiyor. Nedeni Fenerbahçe'nin sezon başından beri 300 üç stoperli, üçlü savunma oynaması orada. Üçlü savunmayı sizin sadece tek Halil'le başlamanız ciddi handikaplar yaratabilir orada. Muhammed Halil rakip savunmanın dengesini daha çok bozabilirsiniz. Tekrarlayalım. Üçlü orta sağ olmuyor. Yine tek ön libero Berkan. Önünde çıkal daha solda Kerem. En ileri uçta Mustafa Muhammed. Onun arkasında Halil Dervişoğlu. Sağ kenar ama Morut'a ama Fegül'e ikisinden biri oynayacak. O ismi de muhakkak haftaya burada izleyicimize paylaşacağız. Peki yavaş yavaş programı sonlandıracağız. Son olarak eklemek istediğin notlar olur mu? Derbi her anlamda hani Fenerbahçe için olduğu kadar Galatasaray için de önemli. Sonuçta Trabzonspor aldı başını gidiyor. Yani iki takımın da evet. artık Puan kaybına bence kredisinin bittiği dönemler geliyor. Elbette daha çok haftası var. Sonuçta 19-19-38 haftalık bir maraton. 12 haftalık şimdi de geride kaldı ama derbiler camiaları havaya sokmak için bence bir fırsat. Galatasaray'ın da Son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyetleri var. İç sahadaki Üç maçta... 3 maçta ikisini kazanmış sanırım. Evet e, ama iç sahada da 2014'ten evet. beri 7 yıldır genelde çoğu maçta berabere bitiyor e, Fenerbahçe maçları. E, bunun nedeni de onu haftaya derbiyi daha da detaylı değerlendiririz Melisa. Derbi Ondaki özel programı yaparız. yaparız. <laughs> onun psikolojileri benim de anlatacağım hikayeler olur muhabir olarak yaşadıklarımı. Ee, şimdiden e, kadro planlamaları konuşuluyor, biletler e, sürekli soruluyor. Haftaya buradan bir derbi özel yayınında izleyicilere en sıcak gelişmeleri aktaracağız, onun sözünü verelim. Peki Mehmet Hocan teşekkürler bugün bizlerle birlikte olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, umarım sağlıklı bir yayın olmuştur. Galatasaray gündemini Mehmet Hocan'la birlikte konuştuk. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın.